Merhaba değerli arkadaşlar. Bir tez ya da makale yazarken oluşturduğunuz metni biçimlendirmekte en az yazmak kadar önem taşır. Çünkü dergiler ya da editörler ya da yayın evleri, diyelim ki ya da tez yazıyorsunuz belli enstitüler, tezinizi belli kurallara göre yazmanızı isteyebilirler. Bu kurallara uydurma noktasında da tezinize belli bir şekil ve biçim vermeniz gerekir. Bunlardan birisi de otomatik hecelemedir değerli arkadaşlar. Yani metni yazdığınız zaman şu anda dikkat ederseniz bende metin iki yana yassı olarak yazılmıştır. Şu giriş bölümüne geldim değerli arkadaşlar. Şu anda tabii ki biçimlendirirken isterseniz metninizi sola dayalı, ortaya ortalanmış biçimde sağa dayalı ya da iki yana yaslanmış olarak yazabilirsiniz. İki yana yaslanmış olarak yazdığınız takdirde değerli arkadaşlar, yani şekillendirirken metni iki yana yasla seçeneğini kullanarak biçimlendirdiğiniz zaman Ctrl D tuşuymuş arkadaşlar. Kısa yolu da bunun. Yani bazı arkadaşlarımız bu kısa yolları kullanarak da pratik bir şekilde bunu yapabiliyorlar ama ben en azından ona çok alışamadım. Şimdi yasla butonuna tıkladığınız zaman dikkat ederseniz burada paragraf girintisi oluşturduğumuz için paragraf girintisi ama diğer metinler bu tarafa, bu sağ kısmı da sağa dayalı olarak düz bir şekilde yazmış oldu. Yani satır sonları iki tarafında düzlenmiş oldu değerli arkadaşlar. Ama sola dayalı dediğimiz zaman dikkat ederseniz bu tarafı sola dayar ama sağ tarafın son kısımları biçim olarak bozuk kalacaktır. Yani girintiler birbirinden farklı olacaktır. Onun için metninizi iki yana yasla, pardon tamamını seçelim, İki yana yassı olarak ayarlarsanız iki tarafta düz olacaktır. Bu durumda peki bu düzlemeyi nasıl yapar? Yani bu tamam sola dayalıydı. İki yana yaslamak için kelimeler arasında bizim fark edemediğimiz bazı boşluklar oluşturur değerli arkadaşlar. Bu ise bazen metinde diyelim ki şu kelime çok uzun bir kelime ise diyelim birleştirelim bakın. Birleştirdiğimiz zaman bazen bunu bölemediği için ya da başka sıkıntılardan dolayı bir önceki bölümde burada görmedi, örneğini göremedi. Şu kısımlarda çok anormal boşluklar oluşturabilir. Bu ise bu kısmın çok sık, bu kısmın ise çok seyrek görünmesini sağlayacaktır ki bu makalenizde ya da tezinizde estetik açıdan çok şık olmayan bir özellik olacaktır. Şimdi bunları biz geri alalım arkadaşlar. Geri aldık. Şu andaki metnimiz böyle. Aslında becelemeden doğrudan iki yana yasla seçeneğini kullanarak biz bu metni kullanabiliriz. Bazı arkadaşlarımız bunu tercih ediyor ve hecelemiyor. Ama dediğim gibi metin aralarında bazen anormal boşluklar görebilmeniz mümkün bu yöntemi kullanmakla. Eğer şunu isterseniz bazı durumlarda şunu isteyebilirsiniz. Metin sonundaki kelimeyi uygun bir şekilde, kuralını erken şekilde hecelesin ve kelimenin kalan kısmını alttan başlatsın. Dolayısıyla bunu yapmanız halindeyse, eğer bu tarzda heceleyerek yazmanız halindeyse üstte herhangi bir anormal boşluk kalmaz. Metni otomatik olarak kendisi heceler ve dolayısıyla metin daha düzgün ve daha kurallarına uygun görünecektir. Onun için bu hecelemeyi yapmanızı da öneririm ve tavsiye ederim. Bunun için değerli arkadaşlar isterseniz metninizi ya da belgenizi, Word belgenizi otomatik heceleme yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonrası durumlarda siz herhangi bir şey yapmadan siz yazdıkça Word sizin adınıza belgenizi otomatik olarak hecelendirecek, kelimeleri ona göre sıralayacak. Bunun için otomatik heceleme özelliğini aktif hale getirmek için Word belgesi açıkken üstten düzen sekmesine metni seçip seçilmeniz önemli değil arkadaşlar. Çünkü belgenin tamamına uygulayacaktır. Şuradan düzen sekmesine tıklıyoruz. Sonra burada altta heceleme diye bölüm var. Heceleme. Şimdi burada hecelemeyi üzerine oka tıklayarak özellikle görürseniz şu anda aktif olarak varsayın olarak yok seçeneği aktif. Onun için de metinde herhangi bir heceleme yok. Otomatik hecele dediğimiz zaman şu anda metinde heceleme yaptı ama sadece bu paragrafta yaptı. Diğerlerinde heceleme yapabilecek ve yapmaya uygun bir şey bulamadığı için yapmadı. Dikkat ederseniz şu kısımda döneminde, ya da burada da avlusunda, avludan sonra heceleme yaptı. Yani tire koyarak kalan kısmını alttan başlatmış oldu. Şimdi değerli arkadaşlar burada tabii ki şu anda hecelemeye uygun kelime bulmadığı için hecelemedi ama diyelim ki hecelenmesi gereken bir kelime varsa satır sonunda ve metin sonunda onu otomatik olarak kendisi heceleyecektir. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Evet değerli arkadaşlar bu özellikle yine tez veya makale yazımında bazı arkadaşlarımızın kullanabileceği ve işlerini kolaylaştırabilecek bir özellikleri otomatik heceleme. Bunu yaparak da metninizin daha düzgün, daha standart ve daha estetik görünmesini sağlayabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bir başka videomuzda yine bir başka bir tez yazım dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.